Evet, Video Game Sales isimli veri seti üzerinde veri analizine devam ediyoruz. En son biz burada platformlara göre satış karşılaştırması yapmıştık. Bu şekilde grafik elde etmiştik. Şimdi devam edebiliriz. Bakın hangi bölgede ne kadar sattığı ile ilgili. Öncelikle şöyle datamızı tekrar bir çağıralım. Sütün isimlerini görelim. Peki başka ne yapabiliriz? En iyi 20 yayıncıyı bulabiliriz. Top Publisher diyelim, yayıncı. Data nokta Group by. Group by işlemi yapacağız. Neye göre by eşittir? Köşeli parantez. Publisher sütunu parantez kapattık. Bununla yılı karşılaştıralım. Şuraya. Year. Count diyorum. Nokta sort. Values. Ascending false diyeceğiz. Büyükten küçüğe doğru sıralaması için. Eşittir false. Bize bunun ilk 20 tanesini versin. ILOC. Baştan 20 tane en iyi yayıncıyı versin. Nokta index. Şimdi burada acaba parantezde hata yaptık mı? Şu data group by'dan bakalım. Ya da evet, şurayı silelim. Şu bir kalsın. Yine top publisher diyelim. Eşittir pd nokta data frame. Top Publisher Reset Index deyip bunu bir data frame'e dönüştürelim. Peki grafiğe dökebilir miyiz? PLT nokta figure fix size eşittir 15,10. CNC nokta count plot x değerimiz publisher olsun virgül data eşittir data dedik order eşittir data nokta group by şurayı alalım. Aslında top publisher'a. Şimdi aslında şurada heat, ILOC yanlış bir parametre oldu. Heat 20, ilk 20 değeri al. Şurada da şunu birebir alabiliriz. Şuraya kadar. Order nokta ILOC 20 diyelim. Gerekirse bunun açıklamasına da bir bakarız kodu yazdıktan sonra. Hele bir çalıştıralım. 20 dedik. 20 nokta index. Tamam. Şimdi PLT x-tick vardır yukarıda illaki. Y'ye gerek yok. Bize rotation lazım. Şunu alalım. Evet. Şimdi burada ne yaptık? İlk en iyi 20 yayıncıyı bulma işlemini yaptık. Peki yaptığımız işlemler satır satır baktığımız zaman. Şimdi burada
sütununa göre gruplandırma yaparak her yayıncının kaç oyun yayınladığını saydık. İkinci satırda oyun sayısına göre sıralamayı yapan ve en çok yayın yapan 20 yayıncıyı seçen bir veri çerçevesi oluşturduk burada. İndekslerini de resetledik. Burada grafik boyutunu belirledik. Bu satırda CNC Count Plot'la çubuk grafiğini çizdik. X parametresi Publisher sütunu, data parametresi veri kümesini temsil ediyor burada. Order parametresi yayıncıları oyun sayısına göre sıralar ve yalnızca ilk 20 yayını bize verir. Burada yazıların yönünü değiştirmiş olduk ve görüntüleme işlemini yapmış olduk. Yani biraz daha böyle detaylı inceleyecek olursak burada data.group by publisher ifadesi veri kümesini publisher sütununa göre gruplayacak. Buradaki year ifadesi gruplanmış her yayıncının year sütununu seçecek. Count ifadesi her yayıncının kaç oyun yayınladığını sayacak. Sort values ifadesi oyun sayısına göre büyükten küçüğe doğru sıralama yapacak. Hit ifadesi de yani hit 20 normalde parametre vermesek bu 5 değer geri döndürecekti. En çok yayınlanan 20 yayıncıyı ve her birinin yayınladığı oyun sayısını içeren bir veri setini temsil ediyor. Baktığımız zaman en çok yayın yapan bakın Electronic Arts'ın 1200'ün üzerinde yayın olduğunu görüyoruz. Activision firması 1000'e yaklaşık yayın bulunmakta. Sonrasında Ubisoft geliyor. Sonra Namco, Bandai Games, Konami, THQ, Nintendo şeklinde Sony, Sega şeklinde devam ediyor. Burada gördüğümüz gibi tabi bu sayılar değişmiş olabilir. 2015-2016 yıllarına kadardı bizim verilerimiz yanlış hatırlamıyorsam. Çok da önemi yok bunun. Peki yayıncılar arasında en yüksek küresel satışlar kime aittir desek bunun için de Sale Publisher diyelim mesela. Sale Publisher en çok satan yayıncı. Data içerisinde köşeli parantez publisher virgül tırnak içerisinde global sales bu sütunları aldık. Yine sale publisher eşittir sale publisher nokta group by parantez içerisinde publisher çıktık dışarı global sales bunu da tırnak içerisine alalım bu ikisini gruplayacağız group by'la nokta sum nokta sort values ascending eşittir false dedik ve ilk 20 veriyi bize versin yine. Aynı işlem. Sütun isimlerini değiştirdik. Yine şurayı alalım. İndekslerini resetleyeceğiz. Kopyaladık. Bunu aldık. Şurayı resetlemiş olduk. Çalıştırdık. Şimdi bar plot oluşturalım burada görüntülemek için. Bir tane bar oluşturalım. Bunun için de plt nokta figür fig size eşittir 15'e 10. CNC nokta bar plot x eşittir publisher virgül y eşittir global sales virgül
Datamız da eşittir. Sales Publisher. Bu da tamam. Şurayı da alalım şöylece. Görüntüleyelim. Bakın. Küresel anlamda en yüksek, daha doğrusu en yüksek küresel satışların olduğu Nintendo yayıncılarımız, sonra Electronic Arts, sonra Activision diyebiliriz. Bu şekilde. Peki başka ne bulabiliriz burada? Mesela yayıncıları karşılaştırabiliriz. Bu karşılaştırma işlemi için biz yukarıda aslında bununla ilgili birkaç defa şu şeyleri almıştık. Şunu alalım. Şöylece yapıştırdık. Burada değiştireceğimiz bir şey var mı? Yok. Biz bunu platforma göre yapmıştık. Şimdi publisher'a göre yapacağız. Buraya kıtaları yazdık. Japon, Other ve Global Sales. Virgül. Global Sales. Şu platformu da publisher yapalım. Şimdi publisher'larımızı gördük burada. Başka şu yukarıdan yine alabileceğimiz publisher'a göre bir şey var mı? Gruplama yaptığımız, bunu aldığımız yerden alabiliriz. Şurası. Mesela şöyle alsak. Diyelim ki buna comp ismini değiştirelim. Publisher. Bunu aslında bu yeterli olmayacak bizim için. Burada bir işlem daha yapmamız lazım. Bu bir dursun şurada. Diyelim ki şunu alalım. Comp Publisher eşittir. Comp Publisher nokta Group by eşittir. Publisher nokta sum. Aslında yukarıdan alabilirmişiz. Reset index nokta sort values by eşittir global sales. Son olarak şuraya ascending false ve comp publisher'ın ilk 20 değerini alalım. Nokta hit. Şimdi burada ne iş yapmış olduk? Şu ilk satıra baktığımız zaman üzerinde satış, küresel satış sütunların olduğu bir tane yeni bir data frame oluşturduk. Burada veri çerçevelerine toplamış olduk şurada. Şu hale dönüştürmüş olduk. İlk 5 değerini de görüntüledik. Burada ise yayıncı sütununa göre veri kümesini gruplayıp satışları topladı ve sonra küresel satışlara göre büyükten küçüğe sıralama işlemi yaptı. İlk bu satıra baktığımız zaman publisher veri kümesinde bakın şurada sum ifadesiyle birlikte Amerika, işte Avrupa, Japonya ve diğer bölgelerin olduğu sütunlara kendi içerisinde toplama işlemi yaptı. Reset index ifadesiyle gruplama sonuçlarındaki indeksi sıfırladı ve veri çerçevesini yeniden düzenlemiş oldu.
Sort values by global sales ascending false ifadesiyle de global sales sütununa göre büyükten küçüğe doğru sıralama işlemi yapmış oldu. Heat ifadesi burada ilk 5 değeri de görüntülememizi sağladı. Şuradaki. Şimdi şurayı da düzenleme işlemi yapalım. Comp Publisher, şurayı silelim. Şunu da şuraya yazalım görüntülemek için. Melt, comp, yine publisher. Şunu kopyalayalım. ID vars, publisher'a göre. Value'larımız da buna göre. Var name, sale area ve sales price'a göre. Peki burada ne iş yapmış olduk? Burada da comp publisher veri çerçevesindeki işte Amerika, Japonya, Avrupa ve diğer ülkelerle ilgili satış alanlarıyla birlikte düzenlemek için kullandık. Burada pdmelt metoduyla veri çerçevesinin istenilen bir formata dönüştürmek için kullandık. Comp publisher veri çerçevesi publisher sütunu korurken NA sales, EU sales, JP sales şeklinde sütunları birleştirdi. Buradaki ID vars publisher ifadesi publisher sütununu koruyarak diğer sütunları birleştirmeyi sağladı. Buradaki value vars ifadesi de burada gördüğümüz işte ülkeleri birleştirmek için kullandık. Var name sales araya ifadesi birleştirme işleminden sonra oluşturulan yeni sütunun adını belirledi. Burada yeni sütunu sales araya olarak adlandırdı ve birleştirilen sütunların etiketlerini içerdi. Value name sales price şu son kısımdaki şu buradan bahsediyoruz. Birleştirilen sütunların değerlerinin yer alacağı yeni bir sütun oluşturdu. Bu durumda yeni sütun sales price olarak isimlendirildi. Sonuç olarak comp publisher veri çerçevesi bu işte küresel anlamda bulunan Amerika, Japonya, Avrupa gibi sütunları sale area ve sales price sütunlarıyla birleştirilmiş şekilde temsil etti. Her bir satır bir yayıncının belli bir satış alanındaki satış miktarını ve satış fiyatını içermesi gerekiyor görselleştirdiğimizde. Bakın şöyle dökmüş olduk. Burada da gördüğümüz gibi. Tamam, peki bunu nasıl işte dökebiliriz? Bar plot alalım. Bir tane bar plot'tan faydalanalım. Şu bar plot buradaki değerleri değiştirip bu küresel anlamdaki satışlarına bakalım. Şurası publisher olacak. Sale price ve sale area olacak. Şurası comp publisher olacak. Bunları 14 yapalım. X ticks. Rotation eşittir 90 deyip yazıları aşağıdan yukarı olarak görüntüleyelim. Ve grafiği dökelim şöyle. Epey uzun sürdü bu işlem. Hala gelmedi. Neden bu kadar takıldık? Çünkü 64.000 veri var burada. Biz burada çok fazla veriyi aslında şurada bir kernel'ı durdursak bir yerde hata yapmışız. Elimizde çok fazla veri var. Şurada 20 veri için yapalım. İlk 20 veri için. Bunu nasıl durdururuz? Çünkü çok saçma bir şey gelecek buradan. Tamam. Şurayı tekrar çalıştıralım 20 veri için. Nerede hata yaptık? Şunları tekrar oluşturalım. Şura. Evet. Şimdi bu şekilde yayıncıları karşılaştırmış olduk. Mesela Nintendo'yu düşündüğümüzde Amerika'da en çok satış Nintendo'nun. Avrupa'yı düşündüğümüzde biraz daha az kalıyor. Yine bakın şurada Japonya var. Muhtemelen other sales var. Biz burada globali eklemedik mi?
Global sales'imiz de var bizim. Ha, biz global sales'e göre onu dahil etmeden karşılaştırma işlemi yaptık. Bakın sonra Electronic Arts, Activision, Ubisoft gibi firmalar geliyor. Peki her yıl için yayıncıların sayısına göre en üst sıradaki yayıncıları bulabilir miyiz acaba? Buna bakalım. Evet, şimdi videonun süresi de çok uzadı. Bu kısmı daha önceden hazırladığım kodlarla hemen şuraya yapıştırıyorum. Her yıl için yayıncıların sayısına göre en üst sıradaki yayıncıları ifade eden formülü zaten benzerlerini daha önceden de yapmıştık. Bunları bulduktan sonra burada publisher tanımlı değil de şuraya bir ara sütun ekleyelim. Şöyle. Bakın. Her yıl için yayıncıların sayısına göre en üst sıradaki yayıncıyı mesela 2016-2015'te bu yayıncı, 2014'te, 2013'te hep aynı yayıncı. Bakın 2011'de Ubisoft, 2010'da Activision, sonra Electronic Arts şeklinde hepsini görüntülemiş olduk. Kodlar da bu şekilde. Özetle burada yaptığımız işlemde her yıl için en çok oyun yayınlayan yayıncıyı ifade etmiş oldu. Çok uzun bir video ve veri analizi oldu. Burada bitirelim artık. Video Game Sales veri setinin analizi bu şekilde.